Kulak. Meraktan da öleceğim. Thank you.
şey söylemeden yalan söylüyor. Ağlayarak yalan söylüyor. Konuşmadan. Konuşmadan yalan söylüyor Panço. Büyükler yalancı. Büyükler kötü. Onlarla bir daha hiç konuşmuyoruz Panço. Bir daha. Hiç ama hiç konuşmuyoruz. Gel. Şeytana uydum. Cezalandırdılar beni. Kurbağa yaptılar. Şimdi birinin beni bu çirkin şey, sevimli halinde sevmesi gerek. Yoksa bozulmaz büyür. Ben baba ben. Bakın ben diyor. Bağışlarım babacığım diyor. Aç gözlerim hani. Aç da öyle söyle. Beni sevdiğini. Babacığım. Gör beni Ali. Duy beni. Hep böyle bir çirkin kurbağa olarak kalmak istemiyorum. Sen de istemezsin değil mi? Babacığım. Seviyorum diyorum. Seviyorum diyorum. Hayır diyor. Hayır damar sayılmaz. Aç gözler Ali. Aç. Açamıyorum baba, açamıyorum. Ali, tek umudum sensin. Hocam! Karşını aldatmak. Ne demek ki karısını aldatmak? Hile yaptı oyunda. Hile. Nasıl anlatayım ki? Hile nasıl yapılır ki oyunda? Hem ben de çok iyi hile yaparım. Ama bu başka türlü hile. Mızıklanmayalım canım. Hilenin başka türlüsü mi olur? Ama büyükler daha ciddi yapmalı bu oyunu. Heh. Oyunun ciddisi mi olmuş canım? Ya babam bu düzen böyle kurulur ki. Bana ne sizin üzerinizden ya? Babamı isterim ben, illa babamı isterim. Düşünmediydi oğlunu. Aaa, hep düşünürdü beni babam, hep düşünürdü. Ne zaman bir yere gidecek olsa, en güzel hediyeleri bana getirirdi. Oyuncaklar, çikolatalar, kitaplar. Düşünmediydi anneni. Aaa, onu da düşünürdü babam, onu da düşünürdü. Hediyelerin en güzeli, en pahalısı hep annemin. Kastettiğim o değil. Ne peki o? Ben de isterim, annem de isterim. Evlilik kurumu ağır bir darbe yemiştir babanın işle diyorsunuzu. O zaman siz de öyle bir ceza bulun ki yalnızca babama ders olsun, ucu bize dokunmasın. Ne yaşam anlatamam sana. Sen aptal bir çocuksun çünkü. Heh, sen... Bu da ne böyle? Bir kurbağa, hem de dev bir kurbağa. Tarihlenecek çağlardan kalmış olsun. İnsan gibi bakıyor insana. Sanki bir şeyler anlatmak istiyor bize. Benim anne, ben. Tanımadınız mı? Oğlumuz, şey, damadınız. Bir de damadımız olduğunu söylüyor. Terbiyesiz de bak sen. Nereden sen benim damadım oluyorsun? Çirkin bir kurbağa damadım olduğunu söylüyor, sen de bir şey yapmıyorsun. Dur hanım dur. Soluklanayım. Allah Allah. Bana bak kurbağa bey. İnsan da olsa, hayvan da olsa söylediğini kanıtlamalı değil mi? Öyle ya. Damadımız olduğunu söylüyorsun. Nereden bileyim ben? Nerede? Evlenme cüzdanın var mı? Kimliğin var mı? Hoppala! Neler istiyorsunuz benden? İsteriz elbet. Benim erkekliğim almışlar. Kızlar belki diyor. Gördün mü ya? Öyle her insan gibi konuşacak kurbanın da sözüne inanarak değilim ben. Ama acıyın bana. Acımazsanız yandım demektir. Bittim demektir. Neden acıyalım biz sana? Hep yamanız yetmez zaten. Allah. Sevmeniz de gerek. Bu da kim böyle? Bu da kim? O işte. Yargıcım mı büyücüm mü ne? O işte. Eğer acımazsanız bana. Dur hele dur. Şimdi öğreniriz. Şu başkanlara herhalde. Dur bir sorayım. Sor.
Sayın Başkan, biz neredeyiz? Aynı düşünde. Neredeyiz? Aynı düşünde dedim be ya. Bizim annemiz. Sizin aynı. Ne demişiz, ne demişiz? Bizim annem düşündemiş lan. Olur mu canım öyle şey? Küçücük çocuğun düşünde mi olunur hiç? Evet. Evet hanımefendi. Aşağı kadar büyük çocuğun düşündesiniz. Allah Allah. İyi de Ali nerede? Hani biz niye göremiyoruz? Evet. O sizi nerede? Görüyor ama. Sen göremiyorsun. Sen görebiliyor musun onu? Evet. İşte orada. Dur. Ben dedesiyim onun. Ben göremiyorum da sen nasıl görebiliyorsun onu? Benim bir görevim var bu işte. Nasıl bir görev bu? Yargıçlık görevi. Bu adamı, yani damadınızı cezalandırdım. Eğer siz ya da hanımefendi onu bu haliyle severseniz cezası bağışlanabilir. Olur mu canım? Hayatta ben bağışlamamı sevmem ben siz kurbağayı. Ne yapacaksınız? Hiç benzemeyin damadıma. Yani, nereden bileyiz? Hem nüfus cüzdanı yok, evlilik cüzdanı yok. Anneanne, hatırlamadınız mı? Sizin Paris'te meşhur bit pazarından, Çanakçı'dan kırmızı siyah bir şal almıştım ya. Nasıl hoşunuza gitmiş lan ya? Bak onu da bindi bu kurbağa. Ya siz be baba. Size de siyah beyaz bir kravat getirmiştim hani. Getirmiştim getirmesine ya. Ben o siyah beyaz kravatı Liverpool maçından sonra salladım gitti. Kitaplarım yazmadı. Yazamayacağım bir cehennem yaşıyorum. Ne olur? Ne olur acıyın bana? Merhamet sayılmaz. Sevmek gerek. Sevmeniz gerek. İyi de ben ha deyince bunu sevemem ki. Sevmek bir duygu işidir. Seni de ben de olamam. Beni getirin göz önüne. Kurbağa olmadan önceki halimi. Bel bozulmaz, zangırdar içinizde bir uyuşmuş kalmış sevgi. Yapacağımız bir şey yok ki bizim canım. Sevemeyiz. Valla ben seni bu halime hiç sevemem. Sevemedim. Bak, aylar geliyor. Belki o, yani karın, daha doğrusu karın oradan senin söylediğin kadın, seni sevebilir bu haline. Belki de evet, babacığım bir. Ayla! Canım benim. Bilerek yapmadım ki. İsteyerek yapmadım ki. İnsan da olsan, hayvan da olsan cezanı çekeceksin. Hak ettin sen. Hak etmeseydin kimse sokmadı seni kulağa. Çek lan. Hadi. Bakın. Bakın Banco. Tanıdı beni. Nasıl da sevmiş daha mı ya? Sevgi belirtisidir, iyi bilirim. Evet, öyle bir sevgi belirtisi yok yasada. Hem bu nasıl bir sevgiymiş böyle? Acıyın bana. Benim görevim burada biter. Ne olur, biraz daha zaman verin. Artık gitmemiz gerek, vakit geldi. Şimdi ben yok.
yerim de incecik. Herhalde sular da buz gibidir şimdi. Biraz korkuyorsundur. Ama uyku. Uyku hepsinden de baskın baba. Hepsinden de baskın. Korkudan da, soğuktan da. Allah'ım nereye gitti bu çocuk? Neyse, karıştırmıyor. Dedim ya,
Çocuğun sorunu şu anda daha iyi anlaşılıyor. Açık ve net ortada. Çocuk sizin durumunuzu üzülmüş hanımefendi. Bu yüzden küs çevresiyle konuşmuyorum. Ne yapabilirim doktor? Biz ne yapabiliriz doktor bu saatten sonra? Yapabileceğimiz bir şeyler söyle. Aslında yapılabilecek bir şey var. Ne onu söyle bize. Hemen yapalım. Derhal çocuğun babasını getirtin. Ne? Hemen bir saat içinde. Babası hemen. Kesinlikle olmaz baba. Dur hele kızım bir dinleyelim doktorun diyeceklerini. Neden gerekti bu? Çocuğun sağlığı için efendim. Ayrıca bakın Aydan. Benim için bir çocuğun sağlığı kırılmış bir kadının onurundan daha önemli. Allah Allah. Neyse benim söyleyeceklerim bunlar. Eğer bu da fayda etmezse çocuğu bir ruh doktoruna götürmeniz gerekecek. Sorun ama. Evet. Bak üstlerimiz. Neyse. Burada işim bitti. Neyse doktor biz seninle biraz konuşalım. Evet neyse. Görüşürüz Aydan. Görüşürüz. Dediklerinizi uygulayın. Görmüyor musun? Görmüyorum baba, neredesin? Oğlum bak buradayım ya!
Geldim baba, geldim. Ama bak, madem ki bağışlandın Kerem, bir daha niye cezalandırlar seni? Oğlum, nene değil. Nene mi annem? Ben bir kere daha yapmıştım da. İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuşlar. Oradan döndü oğlum, ceza neydi? Nereden mahkeme? Bunda. Aa, ben seni çok seviyorum Ali. Gel Ali, kurtar beni Ali. Tüm çocuklar da aşıklar severler beni. Madem öyle, niye bize bu kötülüğü yapıyorsun Ayşe? Asıl siz yapıyorsunuz kötülüğü birbirinize. Ben babama nasıl kötülük yaparım? Onu öyle seviyorum ki. Peki öyleyse, geri dokun ona. İnan bana, bir dokunuşunla bozulacaktır bir. Haydi oğlum, yaparsın. Olmuyor baba, olmuyor. Yapamıyorum baba, yapamıyorum. Yaparsın. Yapamıyorum. Yaparsın. Yapamıyorum. İnsanlar öylesiniz işte. Her şeyi elinizin altında hazır bulmaya alışıksınız zaten. Sofranızdaki ekmeğin öyle bir nimet olarak önünüze gelebilmesi için mevsimlerin nasıl emek sarf ettiğini, tohumu toprağa nasıl zorladığını düşünmesiniz bile. Bu tohumun yaşama olan sevgisindendir. İyi de. Sende de eksik olan bu işte. İyi de ben ne yapabilirim? Gerardi kurtar beni. Gelemeyim. Sen ne diyorsun? Seni ben seviyorum babamı. Seviyorsun ama hala kırgınlığın sevginde daha güçlü. Kırgınlık mı? Ben nasıl kırgın olabilirim babama? Daha ne yaptığını bile bilmiyorum. Ama bir şey de yaptın. Bir şey yapmadım valla oğlum. Valla annemin ağladığını gördüm. O kadar, başka bir şey bilmiyorum. Siz insanlar böylesiniz işte. Ağırlığınızı birbirinize kata kata artırır. Sonra da kötülümleşip kıpırdayamaz olursunuz. Ben şimdi ne yapabilirim? Sen nasıl sevmelerini bekliyorsan sen de öyle sev. Seviyorum ben babamı, seviyorum. Seviyorsun ama. Gel oğlum, mantıklar oğlum. Seviyorsun ama suçluyorsun da. Ben hayır, anlamıyorum. Ne demek istediğinizi anlayamıyorum. Siz insanlar sanırsınız ki sevgi bir bağıştır. Tanrı'nın size, sizinse birbirinize durmadan beri kaldığınız. Kaybedince duyarsınız yok bunu. Ama geri kazanmak için en küçük bir çaba bile sarf etmezsiniz. Babacım kalkamıyorum baba. Kalk oğlum. Kalk baba, beni kurtar oğlum. Kalk oğlum. Kalkamıyorum baba. Aslan oğlum. Kalkamıyorum baba. Zenginlerince bu. İki büyüyle birinin bozulması gerek. Tamam o zaman. Tamam. Ben bozacağım baba, dur. Ne yapacağım? Bozacağım. Babam böyle çirkin bir bakış olarak bakacak. Hayır baba. Baba. Oğlum. Haydi oğlum. Baba. Haydi oğlum. Kalk. Bakamıyorum baba. Kalk oğlum. Bakamıyorum baba. Kalk. Ya adam dur. He? Çık artık, beni seviyorsun oğlum. Seviyorum baba, hep seviyorum. Ananı bir daha üzmeyeceğim. Tamam oğlum, bir kere aldattık. İşte. Sen de oğlum, sen de aldatırsın. Oğlum, bundan sonra hep çok seveceğim. Hep eskisi günlerdeki gibi. Gel. Geliyor. Gel beni kurtar oğlum. Geliyorum baba. Bir adım daha. Bir adım daha. Geçesin baba, geliyor. Koş. Geliyorum baba. Baba. Son anda yakaladım Ali'yi. Balkondan mı? Evet. Bütün gece uyumadım. İçimde dağ gibi bir sıkıntı. Ay ışığında yürüyeyim de belki yorulurum, uykum gelir diye düşündüm. Sen ise kilitlemiştin bütün kapıları. Balkondan da olsa görmek istiyordum oğlum Ali'yi. Ali, baba. Nasıl bozdun bir yama baba? Nasıl? Ama sen nasıl çekmedin ha? Ben yakın bahsede baykoş. Olsun oğlum, sonunda sana kavuştum ya. Şimdi aklına geldi oğlun olduğu. Anne, babam söz verdi. Orada koskocaman bir kurbağa söz verdi. Bir daha çıkmayacaksın. Kurbağaların sözlerine de ne derece güvenilir bilemem ya. Kurbağanın sözü söz Ayla. Ah oğlum ah, benim için önemli olan bağışlayabilmekti, sevmek değil.
teşekkür ediyoruz. Tamam, ayıp.